Günaydın. Evet, yüzümün yarısını yapıyorken açtım kamerayı. Hazırlanıyorum gördüğünüz gibi. Bugün dudak dolgumu düzelttirmeye gidiyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi benim daha çok üst dudağım. Her yerimde sivilce olmuş. Üst dudağım daha volümlü alt dudağıma göre. Bu yüzden... Böyle alt dudağımı daha belirgin, yani eşit oranlı yaptırmaya gideceğim. Biraz tedirginim açıkçası çünkü ağrılı bir işlem. Evet, uyuşturuyorlar falan ama yine de ağrıyor ya. Şimdi göz makyajımı yapıyorum. Dudak dolgusu yaparken benim gözlerim çok yaşarıyor ya. Bayağı gözyaşlarım akıyor. Hani ağrıdan değil, böyle bilmiyorum, refleks olarak gibi düşünün. Yani ağlamıyorum. Ama gözyaşlarım akıyor. Çok garip. Ve asla bakamıyorum iğne girişlerine. Dolayısıyla orayla da bir anlaşmam olmadığı için işlem anını çekmeyeceğim. Zaten herkes... Artık dudak dolgusu nasıl yapıldığını biliyor. Bence önemli olan öncesi ve sonrası. Onun dışında saç boyası alacağım gratisten. Çünkü saçımı boyama vakti geldi. Önümüzdeki hafta saçımı boyarım ama sırf onun için tekrar bir AVM'ye girmemek için ve gideceğim medikal de bir AVM içerisinde olduğu için o işimi de hemen halletmek istiyorum oradayken. Bayağı sivilcelendim bu aralar ya. Evet, makyajım bitti. Şimdi ne kadar zamanım var? Saat 2 olacak neredeyse. 1,5 saat sonra evden çıkarım. İlk olarak size almam gerekenler var. Onları alacağım. Sonra dudak dolgusuna gideceğim. Sonra tekrar eve döneceğim yani aslında. Büyük başka bir plan yok. Bugün sadece bu var. Ama bence yetiyor da artıyor da. Çünkü benim... benim ağrım fazla oluyor. Öyle diyeyim. Ama bu sizi korkutmasın sakın. Birkaç gününe geçiyor. Yani kas ağrısı gibi düşünün o ağrıyı. Farkında mısınız bilmiyorum. Bugün böyle ya da henüz uyanamadım bilmiyorum. Böyle aman aman bir enerji patlaması yaşamıyorum. Bir Türk kahvesi mi yapsam bilemedim. Biraz keyifsizim. Nedeni yok. Aslında bu son birkaç gün iyi uyuyamadım. Belki de bununla alakalıdır. Hiçbir fikrim yok ama böyle çok enerjik ve çok zinde hissetmiyorum kendimi. Zuzu'yu da görmek ister misiniz? Gel Zuzu. Merhaba de. Bana değil, bana değil. Bak buraya. Merhaba de. Seni çok seviyorlar biliyor musun? Evet, seni çok seviyorlar. Cık. Aşkım benim. Yalama. Böyle bir yalaka bir çocuk bu da. Yalakasın yalaka. Yalama ama anneciğim, o kadar makyaj yaptım ya. Ruj sürmedim. Yani gerek yok bugün. Şimdi biraz televizyon mu izledim, ne yaptım bilemedim ya. 1,5 saatim var daha. Erken hazırlandım, böyle son dakika çıkmalarından hiç hoşlanmam. Popoya bakıyor, popoya. Neyse. O zaman çıkarken görüşürüz. Ben biraz böyle takılayım, böyle boş boş. Mal gibi. Evet, ben şimdi her şeyi hazırladım ve çıkıyorum. Taksi çağırmam lazım ama. Zuzu'ya çizgi filmi açtım. Biraz gürültü olsun diye. Zaten çok uzun sürmeyecek benim işim. Hemen bir koşup gidip geleceğim. Allah'tan evime de yakın. Bir dakika diyor. Ben şimdi hızlıca iniyorum. Muhtemelen işlem sonrası görünür. Bana şans dileyin. Umarım güzel olur. Öptüm sizi. Mua. Evet, boyayı aldım. Şimdi asansördeyim. 19. kata kadar çıkacağım. Ve... Yapacağım. Son kez bir görmek ister misiniz? Korkuyorum. Birazdan görüşürüz.
Evet, sadece alt dudağıma yapıldı. Şu an biraz fazla fazla duruyor ama tam istediğim gibi, yani sadece alt dudağı iyi olmak istiyordum. Öyle de oldu, şu an birazcık canım yanıyor. Ama iyiyim. Asansör bekliyorum. Artık ördek gibi diyemezsiniz çünkü üst dudağımda bir şey yok. 3 dakika gibi bir sürede yapıldı. Çok hızlı yapıldı. Evet, an itibariyle evdeyim. Hemen elimi yüzümü bir yıkadım. Buzluktan buz alacağım şimdi. Şunu koyacağım buz niyetine. Çünkü şurada hafif morluk oluşuyor. Bir de çok ödemli olsun istemiyorum. Bunu bir şey saralım ya. Bu arada asla ilk yaptırdığım gibi acımadı. Ben çok korka korka gitmiştim çünkü her ne kadar güzel olsa da, her ne kadar kendi rızanızı olmuş olsa da, her ne kadar cazip gelse de sonuçta ağrıyan bir işlem. Neticede iğneyle, oh çok iyi geliyor şu an, iğneyle dudaklarınıza bir şey enjekte ediliyor. Benim simetrim zaten bundan kaç yıl önce bozulmuştu. Onun sebebi de ben bahsetmiştim. Tekrar bahsedeyim. Ben yüz felci geçirdim arkadaşlar. Çok şükür geçici bir şeydi ama tamamen geçmesine tamamen geçti ama yüzümün bir yerinde, yani tamamen, yani tam olarak aslında şu kısmında benim kaslarım öldü. Geçici olmasına rağmen şurada bir kalıcılığı kaldı yani. Ve o günden sonra neler yaşadığımı az çok tahmin edebilirsiniz. Aynaya baktığımda, konuştuğumda bir tarafımın oynamadığını hissedebiliyorum. Şu anda da hissediyorum mesela. Bu taraflar kalkıyor ama bu taraf kalkmıyor. İlk mesela o zaman dolgu yaptırmak istedim. O zamanlar çok iyi bir doktorla yapmıştım bunu. Çok minimal ve asla belli olmayacak bir şekilde yapmıştı. O eridikten sonra bir kere alışıyorsunuz çünkü. Tekrar istedim. Bu sefer hiç tanımadığım birine yaptırdım. Bu hayatımda yaptığım en büyük hata. Benim linç yememin sebebi de aslında bu. Çünkü yanlış bir kişiye ben uygulama yaptırdım. Ve bu normalde dudak dolgusunda sizin dış kontürlerinize yapılır ve dış kontürleriniz daha belirgin ve daha şişkin olur. Ama bu bana ikinci dolgu uygulamasını yapan kişi, çünkü ben o doktoru geri bulamadım. İlk bana dolgu yaptıran doktoru geri bulamadığım için yeni birine yöneldim. İçlere yaptı. İçlere yaptığı için dolgu yukarıya kalkması gerekirken öne doğru kalktı. Ve çok çirkin gözüküyordu. Gerçekten siz buna ördek diyorsunuz ama o ördekti. O cidden ördekti. Ben deli gibi sert masaj yaparak onu birazcık adam ettim. Allah'tan biraz tecrübeliydim. Onu yaydım ama yine de çok belirgindi. Sonra aradan birkaç ay sonra bunu düzelttirmek için ben SYM Medikal'e gittim. İşte bugün gittiğim yere gittim. Orada da sadece kontürlerime yapıldı. Ve o olabildiğince eşitlenmeye çalıştılar yani. Çünkü ben eritmek istemiyordum. Eritmekten korkuyorum. Yani bir kere dolgu yaparsanız anlarsınız neden eritmekten korktuğumu. Sonra bu sefer tekrar onlara gitmek istedim. Çünkü memnun kaldım onlardan. Ve şu anda da çok memnunum. İyi ki de onlara gitmişim. Üst dudağıma yapıldı ve üst dudağıma diyorum, alt dudağıma yapıldı, bayağı da hissediliyor. Üst dudağıma sadece şu kenarlardan, hani böyle çok küçük durmasın diye, eşit dursun diye şu kenarlarına yapıldı. 15 gün sonra kontrole gidiyorum. O zaman belli olacak işte bir boşluk veya bir eksiklik var mı diye. Ama çok memnun kaldım. Buradan Tuğba Hanım'a da teşekkür ediyorum. Elleri gerçekten çok hafif.
Gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz oraya. Çok temiz bir yerde. Çok güzel bir yerde. Gerçekten bir yani gerçekten kaliteli bir yer ve kaliteli yerlere gitmenizi öneririm. Özellikle bu kadar deneyimi olan biri olarak kaliteli yerlere gidin. Kalite demek illa her zaman en pahalısı demek değil. Burası gayet her bütçeye uygun bir yer. Ama gördüğünüz de gördünüz. Çok iyi bir yerde ve çok iyi doktorlarla, birden fazla doktorlarla çalışıyorlar. Kesinlikle doktorlara yaptırın. Benim yaptığım hataları yapmayın. Öyle. Şu an biraz iyi. Tabii şu an iğne girişlerinden dolayı çok kızarık ve çok şiş gözüküyor. Benim zaten çok hassas. Bahsetmiştim önceden. Ama o geçecek. Şimdi yarın muhtemelen çok ödemli olur. Ama siz fark ediyorsunuz değil mi? Bakın buralarıma hiç yapılmadı. Hiç dokunmadık buralarıma. Sadece alt dudağıma. Ve şu anda bu yüzden yüzüme daha oturmuş gibi gözüküyor bence. Önceki kötüydü. Yani ben mesela şu an gayet size dudak dolgusu yaptırmadım desem belki biraz yutturabilirdim ha. Şu orta kısmına yapılmadı. Sadece buralar bayağı sert hissediyorum. 3 gün sonra masaj yapılacak. Ben bu videoyu burada bitirmeyeceğim. Size iyileşme süresini de göstereceğim. Yani yarın ödemli halinde göreceksiniz. Dudağıma böyle alkollü bir şeyler sürdüler çok kanadığı için. Onun tadı geldi şu an ağzıma. Şimdi özetle aklımdakileri söyleyeyim. Tabii ki uyuşturucu bir krem sürüyorlar. Sürdükleri krem çok etkili bir krem. Bayağı 30 saniye içinde tamamen uyuşuyorsunuz. Onun dışında en güzel yanı hemen sedyeye oturup hadi şişirelim muhabbeti kesinlikle yok. Yani doktor tamamen size göre şekil alıyor. Yani normalde her doktorun bir tarzı vardır ve o tarzdan ilerler. Ama burada öyle bir şey yok. Tamamen müşteri odaklı çalışıyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani herkese aynı dudağı yapmıyorlar. Yani oradan çıkan herkesin dudağı birbirine benzer olmuyor. Herkesin birbirinden farklı. Bu güzel. Yine bence mutlaka değinmesi gereken bir noktaydı. Bu çok önemli çünkü. Öyle çok konuştum ya. Şimdi ben böyle buzu koyacağım. Ağrım yok bu arada eğer bu merak ediliyorsa. Şu an hiçbir ağrı hissetmiyorum. Sadece alt dudağımda bir sertlik hissediyorum. O da çok normal çünkü oradaki kaslarım gerildi. O zaman yarın ödemli dudaklarla merhaba diyelim. Yarın korkacaksınız biraz. İlk gün öyle oluyor. Bir de ben şunu öğrendim. Dudak dolgusu ya genel olarak dolgu yaptırdığınız ilk 48 saat uyuduğunuzda yüzüstü yan uyumamak gerekiyormuş. Biraz daha dik bir şekilde uyumak lazım. Buna da dikkat edin. O zaman ben gidiyorum. Yarın görüşüyoruz. Günaydın. Evet bugün ilk gün ve dudaklarım bayağı şişti gördüğünüz gibi. Yani alt dudağım. Size ilk geceyi anlatmam gerekirse onu da hemen anlatayım. Size aktarayım tecrübelerimi henüz tazeyken. Şöyle şöyle ki dün akşama doğru şişmeye ve iğne girişlerinde ufak böyle morarmaya başladığını anladığımda tekrar bir buz koydum ben. Ama yine de şiştiğini hissediyordum. Çünkü böyle bir gıdıklanma, yanma gibi bir şey hissediyorsunuz gerildiği için dudak. Gece boyu da ben o gerginliği hissettim. Ama lip balm falan sürmedim. Ne olur ne olmaz açık bir yara olduğu için sürmek istemedim. Bol bol su içtim ve daha dik uyumaya çalıştığım için biraz zor bir gece oldu açıkçası. Çünkü ben genelde ya yüzüstü uyurum ya da böyle yana doğru kıvrılırım. Her ikisini yapamadığım için biraz uykuya dalmakta zorlandım. Uykuya dalsam da sık sık uyandım.
hafif böyle kas ağrısı gibi bir ağrı var. Şurada bir morluk oluştu. O zaten iğne girişi. Onun dışında hala şiş. Sabah gözümü açtığımda daha bir şişti yüzüm. Az önce kahvaltı vesaire yaptım. Günün ilerleyen saatlerine daha da inecek. Şu anda da biraz indi. Yani şekil olarak ben şu anda bakıyorum. Çünkü bu şişkinlik yanıltıcı bir şişkinlik. Böyle şiş kalmayacak. Şekil olarak baktığımda kesinlikle bence güzel oldu. Özellikle ilk, yani bundan önceki haline göre çok çok daha iyi. O yüzden şu anda memnunum şeklinden. Bir 15 gün sonra tamamen iyileşmiş olacak ve ben kontrole gideceğim. O zaman da detaylı bakılacak zaten. Ama ilk gün böyle. Şiş yani bayağı. Biraz zor. Mesela ağzımı yuvarlayamıyorum. Şişeden su içemiyorum. Yani kemçük gibi işin. Yani güzel Türkçemizde böyle denir. Ama iyi hissediyorum. Gece biraz pişmanlıklarla dolu. Gece biraz uyuyamayınca sinirlensem de şu anda mutluyum çünkü indiğini hissediyorsunuz. Şiştiğini de hissediyorsunuz, indiğini de hissediyorsunuz. Dün mesela daha sertti, gittikçe yumuşuyor. Çünkü her geçen saat vücut o maddeyi emiyor, o maddeye alışmaya başlıyor. O yüzden böyle, birinci günden böyle yani kısaca. Yarın tekrar görüşmek üzere. Günaydın. Tipimi mazur görün. Bugün üçüncü gün. Gördüğünüz gibi ödemim gitti. Morluğum kaldı şurada. Onun dışında bugün itibariyle masaj yapmaya başlıyorum. Çok hafif burada böyle bir birikime var, bir düğüm. Ama denedim, açılıyor. Biraz böyle nemlendirici sürüp sonra masaj yapıyorum ama. Ama bence bu sefer güzel oldu. Ha, ne dersiniz? Yani üçüncü günde böyle olması bence çok iyi. Ve hiç acı hissetmiyorum artık. Ve bunu yapabilmeye başladım. 2 gün önce yapamıyordum. Yani durumlar böyle. Birkaç gün sonra ya da yarın bilmiyorum. Değişime göre tekrar görüşürüz. Ben de durumlar kısacası şu an böyle. Selam. 8 gün sonrasından bir selam. Şöyle oturayım. Şöyle ki böyle peş peşe bir update gelmedi ama bugün 8. gün ve bugün gördüğünüz gibi artık dudağımı normal şekilde kullanabiliyorum. Tam bir hafta sonra kontrole gideceğim. Ama şu anda her şey normal, her şey iyi. Benim iç kısımda böyle topaklanmalarım oluştu. Ve ben bunlar 4. günden sonra oluştu ve böyle sertlerdi. Bunun için tabii ki de dudaklarınıza masaj yapmanız gerekiyor. Zaten öyle ya da böyle yapmanız gerekiyor. Ama benim ekstra bir yüklenmem gerekti. Zaten ne kadar iyi masaj yaparsanız dolgu o kadar iyi dudaklarınıza yerleşiyor. Benim biraz ağrılı geçti o masaj sürecim aslında. Yani şu an bir özet yapmam gerekirse. Çünkü ağrıyordu. Dudağımın burasında hatırlarsanız bir morluğum vardı. Onun olduğu yere de çok fazla böyle baskı uygulayamıyorum mor olduğu için. Biraz zorlandım masaj yaparken, ne yalan söyleyeyim. Ama 5. günden sonra artık hani bir kere sert masaj yaptıktan sonra iyi gelmişti. Ben 5. günden sonra bir rahatladım. Ve dünden beri de artık gayet önceki zamanki gibi bir hissim var. Sert değil, bayağı istediğim gibi, istediğim yönde ama. Az önce pesto soslu makarna yedim de ayıptır söylemesi. Biraz yağlı tabii. Evet, ne diyordum? Gayet normal kullanabiliyorum yani. Bugün ruj sürdüm. Artık böyle çatlak çatlakla durmuyor dudaklarım. Gayet
morluklarım da geçtiği için rahatlıkla kullandım. Ama tabii ki dilerseniz bir de rujsuz görelim. Ben böyle görmenizi istediğim için aslında ruju bıraktım. Hemen gül suyu buldum. Gül suyu alacağım ve bunu sileceğim. Ama özetle söylemem gerekirse şu anda benim üst dudağım artık eskisi gibi ön planda olmadığı için daha doğal durduğunu düşünüyorum. Daha mutluyum. Önceden üst dudağım benim çok daha belirgindi alt dudağıma göre ve bundan siz çok rahatsız oluyordunuz. Ne yalan söyleyeyim, bazen ben de oluyordum. Olabildiğince sildim. Biraz böyle dağıttım ama zor çıkan bir rujmuş. Burada bir sivilcem çıktı, lütfen o sizi yanıltmasın. Şurada, şurada ve şurada sivilcem çıktı peş peşe. Bilmem, kullandığım ağrıdan sebep olabilir diye düşündüm. Gayet de gördüğünüz gibi üst dudağım artık gayet normal. Sadece alt dudağım da var. Tam benim istediğim gibi. Ben de gerçekten böyle bir dudak istiyordum. Çünkü alt dudağı daha fazla madde. Çünkü alt dudağa yapılan dolgu daha doğal durur. Normalde de öyledir. Üst dudak daha azdır. Alt dudak daha dolgundur. Şöyle yandan da görmek isteyenler için. Güzel oldu. Ben çok memnunum. Nerede yaptırdığımı merak ediyorsanız size bilgi kutusunda da yazacağım. Kesinlikle sponsorlu değil. Böyle bir video çekeceğimi, böyle bundan bahsedeceğimi bile bilmiyorlar. Ama yine de çok iyi bir klinik. Doktordan çok memnunum. Tuğba Hanım da benim doktorum. Belki denk gelir bu videoyu izler. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü uzun zamandır ifade edemediğim şeyi tek böyle tek cümlemle kapıp aldı ve ne yapacağını zaten tabii ki de çok iyi biliyordu. Yani benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Kendimi ona teslim ettim ve o da bunu yaptı. Altın burç yaptım dedi bana. Gerçekten de altın burç yaptığını düşünüyorum. Mutluyum. Anlıyorsunuzdur, yine yüzüm gülüyor. Bakalım bu beni ne kadar götürür. Umarım sizin için de izlemesi keyifli olmuştur. Meraklı bir süreç bence. Herkesin merak edebileceği bir süreç. Bu videoyu çekerken aslında biraz da ona değineyim kapatmadan önce. Neden ilk birkaç günü gösterip sonrasında çekmediğimi söyleyeyim size. Çünkü ben dudaklarımı yeni yaptırdığımda saç boyama videosu çekmiştim. Bu saçı boyadım. O videoya yine çok fazla dudak linçi geldi. Ve ben açıkçası o kadar moralim bozuldu ki diğer günler dudağım hakkında konuşmak gelmedi içimden. Çünkü her uyandığım sabah dudaklarımla alakalı bir eleştiriye uyanıyordum. Ama artık o eleştiriler zerre umurumda değil. Şunu da bilin. Çünkü memnunum. Çünkü çok mutluyum. Öncesinde benim de bir takım rahatsızlıklarım olduğu için sizin söyledikleriniz bana çok koruyordu. Ama artık öyle bir şey söz konusu bile değil. Çok memnunum. Yine olsa yine yaptırırım. Bunu da söylemek istedim. Evet, ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz, kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Çok sevinirim. Videoya like ve yorum bırakmayı da mutlaka ihmal etmeyin. Onlar da benim için çok büyük bir destek olmuş oluyor. An be an hep beraber büyüyoruz ve gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Her geçen gün bana gerçekten sadık kalan benim sıkı takipçilerimi mesela öğreniyorum ve artık böyle net biliyorum videonun altına gelen yorumlardan kimin kim olduğunu. Ve her videomu yüklediğimde de o kişilerin bana tekrar yorum yapacağını biliyorum. Ve bunu bilmek gerçekten çok güzel bir his. Çünkü sevgiyle ya o kişiler tarafından sevgiyle karşılanacağınızı biliyorsunuz. Ya aslında sırf onlar için çekiyorum bile diyebilirim. Böyle. Çok konuştum yine, değil mi? Çenem düşüyor. Evet. Evde yalnız bir Dilara sorunu bu. Sizi çok seviyorum. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.